Şahsım olarak ben 2008'den beri özellikle Dicle Nehri drenajları üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Tabii hassas, kayıp ve ender türlerimiz vardı. Bunlardan iki tanesi yakın zamanda 2021 yılında Shoal ve Rewild isimli iki tane doğa koruma örgütü tarafından dünyanın en çok aranan 10 balık türü listesine girdi. 2 yıl arayla ikisini de bulma şansı yakaladık. Yani dünyada en çok aranan 10 balığın ilk ikisinin de bizim tarafımızdan bulunması gerçekten onur verici. Çok da mutluyuz. Hem de biyolojik çeşitliliğe bir katkıda bulunmuş oluyoruz bu şekilde. Leopar sazanını bugün itibariyle bulduk ve inanılmaz mutluyuz. Çünkü bu türün bulunması bizim uzmanlık alanımızın biraz dışındaydı. Birincisi literatürde bu türle ilgili çok fazla bilgi ve kayıt yoktu. Türün biyolojisine ait çok fazla detaylı bilgiler bilmiyorduk. İkincisi türün rutinde avlandığını biliyorduk. Ancak Fırat ve Dicle sistemlerinde, Fırat'ta şu an bildiğimiz kadarıyla yok, Dicle'de devam ediyor. Ancak bu tür barajların da etkisiyle oldukça habitat degradasyonu sonucunda çok küçük ve dar alanlara izole olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bu fikirden yola çıkarak bölgede aktif olarak çalışan balıkçılarla görüştük ve bunlardan bir tanesi Mehmet Bey bizimle sıcak temastaydı. Dün gece saat 10 sularında görüntülü aramayla bize haberi verdiğinde çok hızlı bir şekilde organize olduk ve bugün öğlen saatlerinde hızlı bir şekilde Rize'den Şırnak Cizre'ye geldik. Türle ilgili ölçümlerimizi yaptık. Gerek morfolojik gerekse genetik doku örneklerimizi küçük bir parça iki bireyimizde kalanmıştı. Doku örneklerimizi aldık. Bunlarla ilgili genetik çalışmalarımızı yapmakta olacağız. Mümkün olduğunca bilimsel literatürü bu anlamda zenginleştirmeye çalışacağız. Çünkü bunlar yeni kayıtlarımız olacak. Aynı zamanda çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Çünkü bu dünyanın en fazla aranan 10 balığından ikincisi, birincisinde buz bulduk. İkincisi de Türkiye'den olan son balık ve böylelikle biz Türkiye dosyasını kapatmış oluyoruz. İnşallah dosyanın güncellenmesiyle yeni kayıp türlerimizi de bulmayı hedefliyoruz. Haberi ben Antalya'da yine Türkiye'deki kırmızı listede olması gereken tehlike altındaki türler ve istilacı türleri belirlediğimiz bir toplantının ortasında aslında aldım. Akşam vakti meslektaşlarımızla konuşurken balıkçımız Mehmet Bey aradı. Görüntülü aramayı görünce zaten bir heyecanlandım. Burada bir şeyler var dedim. Açınca zaten size bir sürprizim var dedi ve balığı gördüm. İnanılmaz bir andı. Apar topar ilk uçakla gelmeye çalıştım ama biraz zor oldu. Sabah erkenden geldik ancak bu saatlere buraya varabildik. Van üzerinden geldim. Nihayetinde buradayız. Balığı bulduk. Bu aşamada balığı korumak için neler yapabiliriz? Hangi hamleleri yapabiliriz? Nerelerle kontakta bulunabiliriz? Bunları düşüneceğiz, üzerinde tartışacağız. Umarım bu balığın burada sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacağız.